Arkadaşlar hepinize merhabalar. AYT Matematik Soru Bankamızı çözmeye devam ediyoruz. Trigonometrinin 24. testini çözüyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. X eleman 0, 2 pi kapalı aralı olmak üzere. Kosinüs x eşittir kök 3 bölü 2 denkleminin kökler toplamı nedir diyor arkadaşlar. Şimdi kosinüs 30'un kök 3 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Ve kosinüsün pozitif olduğu birinci bölge ve aynı zamanda dördüncü bölge olduğunu biliyoruz. Birinci bölgede eğer 30 derece ise dördüncü bölgeyi bulmak için 2 pi'den neyi çıkarıyoruz arkadaşlar? 30'u. Yani 360 eksi 30, 330 dereceyi bize verecektir. O zaman kosinüs 330 da nedir? Kök 3 bölü 2'dir diyebiliriz. Hatta bunu nasıl gösteriyorduk hatırlayın. Kosinüs 2 pi eksi 30. 360'tan bir açı çıkardığımızda 4. bölgedeyiz. Kosinüs o bölgede pozitiftir. İsim değişikliği yoktur. Bu yine kosinüs 30'a eşittir. Yani kosinüs 30 ile kosinüs 330'un eşit olduğunu söyleyebiliriz. Kökler toplamı diyor. Şimdi 30 ile 330'u topladığımızda 360'ı verecektir. Yani 2 pi'dir aradığımız cevap. Birinci sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Burada not olarak size şu bilgiyi verebilirim. Unutmuş olabilirsiniz. Şimdi birinci bölgedeki herhangi bir alfa açısı eğer ikinci bölgede isteniyorsa 180'den çıkarıyoruz. Üçüncü bölgede isteniyorsa 180 ekliyoruz. Dördüncü bölgede isteniyorsa 360'dan çıkarıyoruz. Burada uyguladığımız aslında 2 pi 30 temelde 2 pi eksi alfadan kaynaklıdır diyoruz. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Tanjant x eşittir köküç denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Tanjant x'in köküç olduğu x açısının 60 derece olduğunu yani pi bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada pi bölü 4'ler falan var. Pi bölü 6'lar var. Bunları direkt eleyebilirsiniz. Şimdi pi bölü 3 artı 2 pi k mı? Pi bölü 3 artı k pi mi? Biz şöyle sınıflandırma yapmıştık. Sinüs x ile arkadaşlar kosinüs x için 2 pi k'yı söyleyebiliriz denklem çözümünde. Tanjant x ve kotanjant x içinde de pi k'yı ekleyebiliriz ya da söyleyebiliriz sizlere. Dolayısıyla eğer tanjant x eşittir kök 3 gibi bir denklem verildiği zaman x eşittir ne diyoruz? Pi bölü 3 yani 60 artı pi k'yı ne yapabiliriz arkadaşlar? Denklemin çözüm kümesi olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız e seçeneğidir bu soruda. Tabi tanjantın kök 3 olduğu açının 60 derece olduğunu yani pi bölü 3 olduğunu söyledik. Şimdi Şöyle 30 yazalım. 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3, 90'ın karşısı 2. Şu 30-60-90 derece e, üçgenini bilirsek dik üçgenlerde Pisagor bağıntısından buradan bütün e, her şeyi söyleyebiliriz. Örneğin tanjant 30, karşısı 1, komşusu kök 3, tanjant 60, karşısı kök 3, komşusu 1 gibi. Ya da sinüs 60'ı bir önceki soruda e, kosinüs 30'du sanırım. Mesela kosinüs 30'u buradan bakalım. Kosinüs 30. 30'un komşusu kök 3, hipotenüsü 2. Tabi bu değerleri ezberebilirsek e, ya da 30 60 90 üçgeninde olduğu gibi çizim yapabilirsek 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3, 90'ın karşısı 2 şeklinde. Bir de bize zaman zaman 45 45 90 üçgeni de lazım olur. 1 1 kök 2. Bu haliyle ezberlersek sin 45'i, tan 45'i söyleyebiliriz ama zaman içerisinde bunları ne yapmak zorundayız, ezberlemek zorundayız hız kazanmak açısından. Üçüncü sorudayız. X eleman 0, 2 pi olmak üzere 13 çarpı kosinüs x e, artı 25 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır diyor. 25'i bu tarafa atarsak kosinüs x eşittir. E, yalnız bırakırsak kosinüs x'i eksi 25 bölü 13 olarak bulunur. Eksi 25 bölü 13 de yaklaşık olarak e, kaçtır? 26 olsa 2 yani eksi 1 nokta küsür attı. Şimdi biz biliyoruz ki hemen notunu verelim. Ezbere konuşmayalım. Kosinüs en fazla 1, en az eksi 1 olduğunu biliyoruz. Yatay eksenin e, artı kosinüs x ile eksi kosinüs x doğruları olduğunu biliyoruz. Yatay eksen kosinüs dikey de sinüs x olduğunu biliyoruz. Detaylı bir şekilde söyleyeyim. Evet burada kosinüs x'in nerede olduğunu söyleyebiliriz. İşte eksi 1 ile bir kapalı aralığının bir elemanı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Kosinüs en fazla bir en az eksi 1 olduğuna göre kosinüs x eksi 1 bölü 2 olabilir. 1 bölü 3 olabilir. 0 olabilir. 1 olur eksi 1 olur gibi ama e, eksi 1 geçemez. Yani eksi 1'in sol tarafına aktarılamaz. Birim çemberin dışına çıkmıyor arkadaşlar. Kosinüs x ve sinüs x. Dolayısıyla kosinüs x'in eksi 25 bölü 13 olabileceği bir değer yoktur. O zaman çözüm kümesi kaç elemanlıdır diyor. Çözüm kümesi boş kümede boş kümenin de elemanı yoktur. Cevabımız A seçeneğidir bu soruda. Geçelim 4 numaralı sorumuza. Evet. Sinüs 3x-20 eşittir. Sinüs 2x artı 10 denklemini sağlayan en küçük e, pozitif x açısı diyor. Sinüsün sinüse eşit olması nasıl olabilir? Öncelikle 3x-20 ile 2x artı 10 birbirine eşit olabilir. Bu arada 2pk'yı unutmayalım. Biraz önce söylemiştim ben size. Sinüs ve kosinüs de 2 pi k, tanjant ve kotanjant da pi k'ydı. Bir de sinüs ne zaman sinüs eşit olur? Birbirini 180 derece tamamlayan açılarda da sinüsler eşit. Örneğin alfa artı beta eğer 180 ise sinüs alfa eşittir sinüs beta diyebiliyorduk hatırlayın. O zaman burada da madem ki bunlar birbirine eşit açıların toplamının 180 derece olduğunu söyleyebiliriz. 3x eksi 20 artı diyelim. 2x artı 10 eşittir 180 artı 360k'yı da unutmayalım. Yani 2 kayı. Tamam bir tanesiyle başlayalım gönderelim. x eşittir 30 artı 360k. Kaya 0 dersem bakın 0 dersem x1 eşittir 30 olacak. k'ya 1 dersem 390 yine esas ölçüsü 30 olacak. Buradan bir değer bulduk. Buradan devam edelim. 5x eksi 10 eşittir 180 artı 360k. Eksi 10'u bu tarafa atarsak 5x eşittir 190 artı 360k. 5'e bölersek x eşittir 38 artı 72k olacaktır. Şimdi k'ya 0 dersem burada hemen devam edelim. x2 eşittir 38. k'ya 1 dersem kaç ediyor? 70, 100, 110 ediyor. x3 diyelim buna da. 110 ediyor. k'ya 2 dersem 144, 152, 182 oluyor x4. Evet belli bir... E Artış miktarıyla mı mi gidiyor diye bakıyorum. 72 eklersek 110, 72 eklersek 182. Tamam. O zaman 72 olarak devam edeceğiz. Zaten buradan da görmüştük 72. Şimdi x5 o zaman 72 eklersek 254 olmakta. X6'ya bakalım. 72 eklersek 326. Zaten x 7yi bulamayız. Çünkü 72 eklediğimiz zaman başa dönmüş olacağız. Ee, kaç olacak mesela 72 eklersek? Bir deneyelim. 320. 6'ya 72 eklersek 8, 9, 398 esas ölçüsü yine e, 38 olacaktır. Güzel. 360'tan çıkarırsak. Peki ne diyordu? Ben detaylı anlattım ama en küçük pozitif x açısı diyor. En küçüğün 30 derece olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Dördüncü soruda. 5'te devam edelim. Kosinüs 2x artı 30 eşittir sinüs x artı 40 denkleminin 0 pi aralığında kaç tane kökü var diyor. Kosinüsün sinüse eşit olması nasıl olur? Arkadaşlar eğer x artı y pi bölü 2 oluyorsa yani 90 derece oluyorsa birinin kosinüsü öbürünün sinüsü sinüsüne eşitti hatırlarsanız. O zaman burada madem ki kosinüsü 2x artı 30 sinüs x artı 40 eşitse açıların toplamının 90 derece olmasını bekliyoruz. 2x artı 30 artı x artı 40 eşittir. 90 artı 360 kayda denklem çözümlerinden biliyoruz. Tanjant ve kotanjantta pi kaydı. Kosinüs ve sinüste de, de 360 kaydı. Yani 2 pi kaydı. Şimdi devam edelim buradan. Ee, 3x oluyor. Artı 70 eşittir 90 artı 360k. 70'i gönderirsek 3x eşittir 20 artı 360K olacaktır. Buradan x eşittir 20 bölü 3 artı 3'e böldüğümüzde tüm terimleri 72K olacaktır bu soruda. Şimdi ne diyordu? Denkleminin 0, 180 derece aralığında kaç tane kökü vardır? 0 dersek 20 bölü 3 virgül diyelim. 1 dersek 72 artı 20 bölü 3 kaç ediyor? 72 artı 20 bölü 3 diyelim. Sanırım 216, 236 bölü 3 oluyor. Onu da yaklaşık olarak değerini bulalım hata yapmamak için. 7 kere 3, 21, 26, 8. Yaklaşık olarak 78 şöyle diyelim. Tamam. Eğer bir Kaya 2 dersek 144 oluyor. 0 ile 180 derece aralığında bizden istiyordu. Kaya 2 diyemiyorum. O zaman 78 yaklaşık olarak bir de 20 bölü 3. Yani kaya 0 ve 1 değerleri kaç tane değer verebiliyorsak zaten o kadar türetebiliyoruz. K 2 değer olduğuna göre ve köklerimizden biri 20 bölü 3. Diğeri de 72 artı 20 bölü 3 olduğuna göre 2 tane kökümüz vardır. Doğru cevabımız C seçeneğidir 5. soruda. 6. soruya bakalım. Tanjant 3x artı kotanjant 4x eşittir 0 denkleminin 0 3 pi bölü 2 yani 0 ile 270 aralığında kaç tane kökü vardır diyor. Arkadaşlar öncelikle e, ne yapabiliriz? Mesela kotanjant 4x'i sağ tarafa atabiliriz. Tanjant 3x eşittir eksi kotanjant 4x diyebiliriz arkadaşlarım. Peki devamında ne yapabiliriz? Tanjant 3x eşittir eksi içeri alabiliyoruz kotanjant. Sinüs hatırlayın bir de kotanjantı Sadece kosinüs eksi yutuyordu. Kotanjant eksi 4x. Tamam buraya kadar problem yok. Tanjantla kotanjantın birbirine eşit olması için toplamlarının 90 derece olması gerekiyordu hatırlayın. O zaman 3x eksi 4x'in ne olması gerekiyor? 90 artı pk. Yani 180k'yı da denklem çözümlerinden unutmayalım. Şimdi eksi x eşittir 90 artı 180k diyebiliriz. Tüm terimleri eksiyle çarparsak. Eksi 90, a, eksi, düzeltiyorum, eksi 180 k. Eksilerde hatırlarsanız ne yapıyorduk? Eksileri pozitif yapmak için 360 ekliyorduk. O zaman hem buraya 360 ekleyelim, hem buraya 360 ekleyebiliyoruz istediğimiz gibi. O zaman x eşittir 270 artı 180 k olacaktır. Şimdi kaya 0 dersem 270. 1 dersem 180, 270 daha 450. 450'nin esas ölçüsü 90'dır. 2 dersem zaten yine 270. Yani buradan 2 tane kökümüzü bulmuş olduk. Hocam şöyle çözebilir miydik? Tanjant 3x'e ikinci yola geçelim. Evet tanjant 3x'i sinüs 3x bölü kosinüs 3x yapalım hocam. Tamam artı. Kotanjant 4x de hocam kos 4x bölü sin 4x olarak yazalım. Daha sonra payda eşitleyelim. Sin 4x kos 3x. Uyur. Evet sonra ne oldu yukarısı bakın. Kosinüs 4x çarpı kosinüs 3x artı sinüs 4x çarpı e, kontrol ediyorum. Sinüs 3x. Evet yanlış yapmamak için bir kez daha baktım. Sin 4x çarpı sin 3x. Arkadaşlar paydaya gerek yok zaten. Sonucu 0 yapmamız için pay kısmının 0 olması gerekiyor. Dikkat ediyseniz burası aslında kosinüs a eksi benim açılımı. Kosinüs 4x eksi 3x'in 0 olması gerekiyor. Böyle karışmasın. Ee, bu durumda kosinüs x eşittir 0. Öğrencilerime soruyorum kosinüs nerede 0? Bana diyeceksiniz ki hocam çok kolay. Kosinüs 90 0 bir de kosinüs 270 0. Bakın buradan da iki değer çıktı. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Cevap anahtarında A diyor sanırım. Cevap anahtarına takılmayın. Ee, güncelleniyor kitabımız arkadaşlarım. Evet 7. soruya bakalım. 3 cos kare x eksi 2 cos x eksi 1 eşittir 0 denkleminin 0 e, p, e, bölü 2 aralığında pi bölü 2 aralığında kaç tane kökü vardır? Önce sorumuzu bir şöyle karışmasın. Şimdi aslında arkadaşlar çarpanlar almayı kullanabiliriz bu soruda. 2 çarpı kosinüs x eksi 1 eşittir 0. Buradan 3 tane kosinüs x, kosinüs x olarak yazabiliriz. 1'e eksi 1 yazsak ortaya veriyor. O zaman 3 tane kosinüs x artı 1 çarpı kosinüs x eksi 1 eşittir 0. Buradan kosinüs x eşittir eksi 1 bölü 3 ve kosinüs x eşittir 1 olacaktır. 0 ile 90 derece aralığı birinci bölge olduğu için arkadaşlar tüm trigonometrik oranlarımız, tanjantımız, kotanjantımız, sinüsümüz, kosinüsümüz tamamı pozitif olduğuna göre o zaman buradan herhangi bir kök bulamayız. Yani kosinüsün eksi olduğu bir açı yoktur birinci bölgede. Çünkü birinci bölgede kosinüs daima artıdır. Peki kosinüsün bir olduğu hangisidir? Tabii ki sıfırdır arkadaşlar. Sıfır açısı biz biliyoruz ki kosinüs sıfır birdir. Şimdi yedinci soruda bizden ne istiyordu? Kaç tane kökü var? E, bir tane buldum zaten sadece sıfırı buldum. Doğru cevabımız B seçeneğidir bu soruda. 8 ile devam ediyoruz arkadaşlarım. Sinüs x artı kosinüs 2x artı 9 eşittir 0 denkleminin 0 2 pi aralığında kaç tane kökü vardır? Şunu biliyoruz. Neyi biliyoruz? Yarım açı formüllerinde kosinüs 2x'in kos kare x eksi sin kare x olduğunu biliyorum. Başka neyi biliyorum? Bir de sin kare x artı kosinüs kare x'in 1 olduğunu biliyorum. Bu ikisini biliyorum. Şimdi ben tamamını sinüs cinsinden e, yazmak istiyorum. Kos kare x yerine bakın sin kare x buraya çek atarsam cos kare x'imiz 1 eksi sin kare x olacaktı. Buraya 1 eksi sin kare x yazarsam demek ki benim kosinüs 2 x'im neymiş? 1 eksi 2 tane sin kare x'miş. Bunu buldum. Bunu bulduktan sonra sorumu çözmeye başlıyorum. Sinüs x artı cos 2 x yerine 1 eksi 2 tane sin kare x yazıyorum. Artı 9 eşittir 0. Bakalım buradan itibaren neler yapacağız. Şimdi eksi 2 tane sin kare x'imiz artı sinüs x'imiz var. Bir de artı 1 9'da 10'umuz var. Her iki tarafı eksi ile çarparsam. 2 tane sin kare x eksi sin x eksi 10 eşittir 0. Çarpanları ayırmak zorundayım buradan itibaren. Ne yazayım? 2 tane sinüs x'e sinüs x yazayım. Burayı nasıl yapayım? 5'e 2 mi yapayım bakalım? Yok. 5'i buraya yazayım. 2'yi buraya yazayım. Şunu eksi yapsam bunu artı yapsam. Eksi 5 sinüs x artı 4 sinüs x tamam. Şimdi devam ediyorum. 2 sinüs x artı değil eksi 5 çarpı sinüs x artı 2 eşittir 0. Buradan 0 eşlersem sinüs x'imiz 5 bölü 2 ki sinüs eksi 1 ile 1 aralığındadır. En fazla 1 olur en az eksi 1 olur. 2,5 gibi değer olamaz asla. Diğerine geçelim. Sıfır olması için sinüs x'in eksi 2 olması lazım. Dediğim gibi sinüs eksi 1 ile 1 kapalı aralığındadır. En fazla 1, en az eksi 1, eksi 2 olması imkansızdır. Kaç tane kökü vardır? Hiç kökü yoktur. Doğru cevabımız A seçeneğidir 8. soruda. 9'a devam edelim. 9. sorunun benzerini daha önce çözdüğümü hatırlıyorum. 5 çarpı sinüs x artı 12 çarpı kosinüs x e, eşittir 13 olduğuna göre tanjant x'in değeri kaçtır? Arkadaşlar bakın 5 çarpı 5 bölü 13 artı 12 çarpı 12 bölü 13 eşittir. Bakalım 25 artı 144 bölü 13 desem ve daha sonrasında 169 bölü 13'ten kaçı bulurum? 13'ü bulurum. Yani bu değeri bulabilirim. O zaman benim sinüs x'im demek ki 5 bölü 13'müş. Aynı zamanda kosinüs x'im de neymiş arkadaşım? 12 bölü 13'müş. Bunu nereden anlıyorum? Bakın şöyle yapalım. Madem ki sinüs 5 bölü 13'tür. Karşısı 5. Hipotenüs 13'tür. Madem ki kosinüs x 12 bölü 13'tür. Bakın komşusu 12, hipotenüsü 13'tür. Ve yerine koyduğumda neyi buluyorum? Zaten 13'ü buluyorum. Bunu çok e, aşırı derecede bir bilgiyle ya da birikimle yapmadım. Bakın mesela e, zaten 5, 12, 13 üçgen olduğunu bize sorunun görselinde vermiş. Şimdi ben buraya sinüs yerine 12 bölü 13 yazsam, kosinüs x'in yerine 5 bölü 13 yazsam zaten vermeyecek. Hipotenüsün 13 olduğunu zaten biliyorum. Dik üçgenlerden 5, 12 özel üçgenini zaten biliyorum. Gerisi sadece ufak bir e, tahmin. Yani sinüs x yerine 5 bölü 13 yazmalıyım ki 25 olsun. 25 bölü 13. Kosinüs x'in yerine de 12 bölü 13 yazarsam 144. Zaten 25, 144 topla 169 bölü 13'de 13 de 13'ü veriyor. Bizden ne istiyor? Tanjant x'i istiyor. Tanjant neydi? Karşı bölü komşuydu. 5 bölü 12'dir. Doğru cevabımız A seçeneğiydi bu soruda. Onla devam edelim. Tanjant x çarpı kotanjant 4x eşittir eksi 1 denkleminin 0-90 aralığında kaç tane kökü vardır diye soruyor. Bakın ne yapabiliriz? Tanjant x eşittir. Kotanjant 4, Her iki tarafı kotanjant 4 x'e bölerseniz bakın şöyle. Ne olacaktır? Eksi 1 bölü kotanjant 4 x. Ben neyi biliyorum? Tanjant alfa ile kotanjant alfanın çarpımı 1'dir. Neden? Çünkü tanjant sinüs alfa bölü kosinüs alfaydı. Kotanjant da kosinüs alfa bölü sinüs alfaydı. Ve birbirlerini gördüğünüz gibi sadeleştiriyorlar. Sonuçta 1 çıkıyordu hatırlayın. O zaman ben burada tanjantla kotanjantın çarpımının 1 olduğunu biliyorsam tanjant alfa 1 bölü kotanjanttır. Haliyle kotanjant alfa da 1 bölü tanjant alfa olmalıdır. O zaman 1 bölü kotanjant da tanjanttır desem yanlış olmaz. Tanjant x eşittir eksi tanjant 4x. Eksi ne yapıyorum İçeri atıyorum. Demek ki benim tanjant x'im tanjant eksi 4x'miş. Buraya kadar bir problemim yoksa benzerini daha önceden çözdüğüm için rahat bir şekilde devam edebilirim. Şimdi tanjant x'in eksi tanjant daha doğrusu tanjant eksi 4 x'e eşit olması nasıl olabilir? Mesela x eşittir eksi 4 x olabilir. Artı 180 k'yı unutma. Ya da şuradan şu ilk denklemden düşünürsem tanjant ne zaman tanjantın eksilisi olur? Birbirini 180 derece tamamlarsam olabilir diye düşünsem. x artı 4 x eşittir 180 artı 180K diyebilirim. Birincisiyle başlayayım. 5X eşittir 180K'nan X eşittir 36K. 0 90 derece arasında dediğine göre buradaki K sayısına 0 desem. E, pardon 36 bu düzeltiyorum. 0 dersem 0 olur. K'ya 0 dersem 0 olur. 1 dersem 36 olur. 2 dersem 72 olur. 3 dersem 90'ı geçiyorum. Geldik buraya. 5x eşittir. 180 artı 180k. 5'e ee, e bölersek x eşittir. 36 artı 36k. Şimdi k'ya 0 dersem 36 1 dersem e, yine 36 2 dersem gördüğünüz gibi yine 360'ın katları olduğu için e, 360'ın katları 0'dır. Tam turlardan dolayı hatırlayın. Esas ölçüm mantığına göre. Dolayısıyla benim 0, 36 ve 72 değerlerini e, biliyorum. 0 pi bölü 2 aralığında kaç tane kökü vardır demiş. Şimdi 0 buldum, 36 buldum, bir de 72 buldum. Aslında ben 3 tane değer buldum. Bu değerler sağ sağlıyor, mu diye bakıyorum. Mesela 0 yazarsam eğer k yerine tanjant 0'ın 0 olduğunu biliyorum. Eşitliği sağlamayacaktır. 0'ı ne yapıyoruz arkadaşlar mı atıyoruz. Peki başka ne yapabiliriz? 36 yazdığımda sağlıyor mu diye bir denemek istiyorum. Sadece 0 sağlamayacaktır ama bakalım. Tanjant 36 çarpı kotanjant 144. Tanjant 36 çarpı Kotanjant 144 hangi bölge? İkinci bölgede ve eksidir. O zaman eksi kot 36 diyebilirim. 80'e tamlarsam. tanjantla kotanjant'ın çarpımı 1 olduğuna göre eksiden dolayı da eksi 1'dir. Kısacası 36 ve 72 sağlayacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Sadece buradaki sıfıra dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlamadığını. Evet 11'e bir bakalım. Sinüs kare x eksi sinüs 2 x eksi 3 kos kare x eşittir 0 denkleminin 0 2 pi aralığında kaç farklı kökü vardır diyor. Şimdi başlayalım. Sinüs kare x diye başlayalım. Eksi sinüs 2 x'in formülünü buraya yazayım. Sinüs 2 alfamız neydi yarım açı formüllerinden? 2 sin alfa çarpı kos alfadır. 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa. Eksi 3 tane kos kare x'imiz 0'dır. Hemen çarpanları ayırmaya çalışalım. Sinüs x doğru mu? Devam sinüs x. Buraya da 3 tane eksi 3 tane kosinüs x. Bir de kosinüs x olarak yazarsak e, ortadaki terimi veriyor. Dolayısıyla neler yapabiliriz? Sinüs x eksi 3 tane kosinüs x çarpı sinüs x artı kosinüs x olarak yazabiliriz. Bu işlemin sonucunun 0 olmasını bekliyorum. Sinüs x'in bu durumda 3 tane kosinüs x'e eşit olması lazım veya sinüs x'in eksi kosinüs x'e eşit olması lazım ki sıfırlayabilelim. Her iki tarafı kosinüs x'e bölersek değerli öğrencilerim tanjant biliyorsunuz sinüs bölü kosinüs tanjant. Tanjantımız 3 olur. Tanjantın 3 olduğu değeri bilmiyorum ezbere. Şimdi kök 3 olsa 60 diyeceğim. Ya da eksi 1 dese 135 falan diyeceğim de. Tanjantın 3 olduğu değeri bilmiyorum. Ama tanjantın pozitif olduğu birinci bölgede bir değer ve üçüncü bölgede bir değerden bahsettiğime göre buradan hani diyor diye kaç farklı kök. Buradan iki tane kökümüz Çıkmış olur. Birisi birinci bölgede bilmediğim bir değer. Birisi de üçüncü bölgede bilmediğim bir değer. Geçelim buraya. Her iki tarafı kosinüs x'e bölüyorum. cos x'e. Bu durumda e, zaten bunlar gider. Tanjant x'imiz. Sinüs bölü cos tanjant'tır. Eksi 1 olacaktır. Tanjant'ın eksi 1 olduğu Öncelikle bir negatif olduğu bölgeyi düşünelim. İkinci bölgede 135 derecedir ve aynı zamanda dördüncü bölgede de 315 değerdir. Yani iki değer de buradan gelecektir. Toplamda iki değer burada, iki değer burada, dört değer olacaktır. 11. sorumuzun cevabı D şıkkıdır. 12 ile devam edelim. Evet paralel iki doğrunun eğimleri diyor. X kare artı 1 artı 2 kosem çarpı x artı kosem artı 5 bölü 4. Eşittir sıfır denkleminin reel kökleri olduğuna göre. M'nin 0 2 pi kapalı aralığında kaç tane kökü vardır demiş. Arkadaşlar paralel doğruların. Paralel doğruların. Evet söylüyorsunuz şu anda. Eğimleri eşittir. Eşittir doğru mu? Anahtı geometriden biliyoruz. Birbirine dik olan iki doğrunun eğimleri çarpma eksi bir. Paralel olan doğruların eğimleri birbirine eşittir. Bu kuralları biliyoruz. Peki madem ki köklermiş. Madem ki kökler birbirine eşittir bu mantığa göre düşünürsek. O zaman delta'nın kesinlikle sıfır olması lazım. Yani b kare eksi 4 ac eşittir 0. 4 ac'yi de bu tarafa atarsak. b kare eşittir 4 ac desek yanlış olmaz. Şimdi bu bilgiyi uygulamaya çalışalım. B kare diyoruz. B burada. Yani 1 artı 2 tane cos m'in karesi. Eşittir 4 çarpı a1 c de kosinüs m artı 5 bölü 4'tür. Buradan itibaren devam edelim. Birincinin karesi 4 cos kare m. Artı birinci ile ikincinin çarpımının nikatı iki 4 cos m artı 1 eşittir. 4'ü içeri dağıtırsak 4 cos m 4 kere 5 20 4'e böl 5 olacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 kosemler gidecektir. Biri de bu tarafa atarsak 4 tane kosinüs kare m'imiz kaç olacaktır? 4. Dolayısıyla cos kare m eşittir 1'den cos m eşittir 1 cos m eşittir eksi 1 olacaktır. Kosinüsün 1 olduğu açı e, biliyoruz ki 0 ve 2 pi'dir. Kosinüsün 1 olduğu 2 tane açımız var. Birisi 0'dır birisi 360'tır Kosinüsün eksi 1 olduğu sadece bir açımız vardır. O da 180 derecedir. Biliyoruz bunu birim çemberden hatırlayacaksınız. Burası 0'a 2 pi'di. Burası pi bölü 2 90 derece. Burası pi kosinüsün eksi 1 olduğu yer burası. Burası 3 pi bölü 2 kosinüsün 0 olduğu açı. Dolayısıyla eksi 1 olduğu açı 180'dir. 1 olduğu açı da 0 ve 2 pi'dir. 3 tane kökü vardır. Doğru cevap D seçeneğidir. Gayet güzel bir soru olmuş. Evet 13. soruyla devam edelim x eleman 0 2 pi açık aralı sin kare x art 6 sin 2x eşittir 5 olduğuna göre tanjant x'in alacağı değerler toplamı kaçtır? Öncelikle bu soru şöyle bir yıldız atmak istiyorum çünkü çok güzel, çok beğendiğim bir soru olmuş. Nasıl çözüyorum? Tabii ki yıldızlı soruların biraz garip çözümleri olabilir. İlk etapta hatırlayamadığımız ya da düşünemediğimiz çözümlere sahip olabilir. Şimdi sinüs 2x yerine 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs mi yazıyorum. Buraya kadar sürpriz bir şey yok. Sürpriz şurada başlıyor. Şu 5'i Şöyle yazsam olur mu? 5 çarpı 1. Fark etmez e, diyeceksiniz. Peki 1 yerine şunu yazsam olur mu? Cos kare x artı sin kare x. Fark eden bir şey yok. Çünkü biz cos kare x artı sin kare x'in 1 olduğunu biliyoruz. E, hocam bu şekilde e, çözülemez mi? Bu haliyle biraz o kurguyu yakalamak, tanjant x'i e, bulmak biraz zor. O yüzden bu mantıkla çok daha kolay bir şekilde çözeceğiz şimdi. Devam edelim. Sin kare x artı. 12 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x 5'i içeri dağıtacağım. 5 çarpı kosinüs kare x artı 5 çarpı sin kare x. Buradan itibaren sol taraftaki tüm terimleri sağa atalım. Birazcık da düzenleyelim. Şöyle yapalım. 4 tane sin kare x'imiz oluşacak. Sonrasında eksi 12 tane sinüs x'imiz kosinüs x'imiz oluşacak. Bir de e, artı 5 tane kosinüs kare x'imiz oluşmuş olacak herhangi bir hata yapmadıysam buradan itibaren devam ediyorum. Şimdi tanjant x'i istiyor. Tanjantın biz sinüs x bölü kosinüs x olduğunu biliyoruz. Tüm terimleri kosinüs kare x'e bölmenizi istiyorum arkadaşlar. Tüm terimleri kosinüs kare x'e bölmenizi istiyorum. Bakın. Sorunun ne kadar rahat bir şekilde çıktığını göreceksiniz. Peki buraya 4 t kare desem olur mu? Tanjant kare x eksi. E, koslardan biri gider. 12 tane tanjant olur. Artı 5 olur. Eşittir 0 olur. Buraya kadar bir problemimiz yok. Tanjantın alacağı değerler toplamı. Tanjant 1 artı tanjant 2. T bağlı ikinci dereceden bir denklem olduğuna göre kökler toplamı eksi b bölü a olduğuna göre hocam. O zaman eksi b bölü a dersek buradan 3'ü çok rahat bir şekilde yakalarız. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Bence teste bu teste en sevdiğim, severek çözdüğüm en güzel soru bu. 14'e bakalım. Sanırım son sorumuz. Testi kapatıyoruz. Kosekant teta eşittir eksik kök 2 denkleminin çözüm kümesini bulmak isteyen Durmuş. Aşağıdaki adımlarla soruyu çözüyor diyor. Durmuş kaçıncı adımda hata yapmıştır? Durmuş'un hatasını düşünmeden önce ya da soruları öncülleri okumadan önce kendi kendimize bir çözmeye çalışalım sağ tarafta. Kosekant neydi? 1 bölü sinüs teta. 1 bölü sinüs teta eksi kök 2 ise işler dışlardan sinüs tetamız eksi 1 bölü kök 2 olacaktır sinüsün eksi olduğu 3. bölgede 225 derece. Bakın 45'e 180 ekledim. Bunun formülünü vermiştim size. Hatırlayın. Birazdan yine hatırlatacağım. Ve 4. bölgede de 315 derece olmak zorunda. Sinüsün normal şartlarda 1 bölü kök 2 olduğu açı 45'tir. 2. bölgede 180'den çıkarırsın 135. 3. bölgede 180 ekle 225. 4. bölgede 360'dan çıkar 315. Bunları unutmayalım. Şimdi sorumuzu okuyalım. Zaten burada bir problem yok. 180'e 45 eklemiş 225. Ben de 225 buldum. Ee, bir de 180'e biz 45 e eklersek 3. bölgede sinüsümüz eksi. Sinüs 45'te arkadaşlar e, 1 bölü kökü ya. Zaten biz bu eşitliği elde etmiş oluyoruz. Yani aslında burayı anlatıyor. Devam edelim. Teta sinüs 5 pi bölü 4'e eşit diyor. Tamam biz de zaten bulduk. 5 pi bölü 4 225'tir. Bir de eksi pi bölü 4 yapmış. Arkadaşlar eksi pi bölü 4 de doğru. Neden? Şimdi eksi pi bölü 4 eksi 45 değil mi zaten? Eksiyi biz pozitif yapmak için trigonometride kaç ekliyoruz? 360. E eklersen ne çıkıyor? 315. Zaten ben de 315 buldum. Burada da bir problem yok. Peki 4'te niye hata var? Cevabın hataları neden D diyor diyeceksin. Şimdi biz N gördüğümüz yere. Şimdi N eleman tam sayı diyor. E, 1 olabilir mesela. Aksi bir durum ortaya çıkarsa yanlış kabul edeceğiz. Hata var diyeceğiz. N'e 1 desek mesela bakın. 1 dedik pi. 1 dedik eksi 1. Takip et. 1 dedik pi bölü 4. Fark ettin mi bak. Pi eksi pi bölü 4. 3 pi bölü 4. Yani 135 derece. Soruyorum size ben 135 derece bulmuş muyum? Hayır. 135 zaten ikinci bölgede. Orada eksi olması imkansızdır. Sadece bu biri düşünmeniz yeter. Yani aksi bir durum bulmanız halinde yanlış olacak. Çünkü n eleman tam sayı demek ne demek? n'in bütün değerleri için bu denklem doğrudur demek. Ama bir için yanlış oluyor. O zaman 4'te hata yapmıştır durmuş. Evet, böylece bu testimizi de bitirmiş olduk. Diğer testlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.